64 model patentini almış olduğum vakumlu çay toplama motoru, aynı zamanda çay taşıma için de elverişli. Yok yağmur idi, yok taşımadı, gelmedi, ayağım kaydı, belim ağrıdı, fütük var belime. Öyle bir şey yok mübarek. Teleferik meleferik yok, hey maşallah. Aha. Abi kortumu da çek. Tek başına, başka adama gerek yok. Korkum iyi çalışıyor, güzel çalışıyor. Benim mesleğim. Evet. Taşıma işim bu şekilde bittikten sonra şu aparatı göster abisi. Şu aparata şöyle gösterelim. Biraz doğal sesim oldu ama. Bu aparata şuradan hortumu bağlıyorsun. Bu defa şarjlı çay toplama motoru. Bu defa buradan emiş yapıyor ve burayı kesmeye başlıyor. Yani buradan çay toplamaya başlıyorsun. Çok güzel ya. Her eve lazım ben bunu. Yani tek başınıza günde 5-6 kişinin topladığını çok rahat toplarsınız. Şunu yumuşak. Evet. Yok öyle de. Gördüğünüz gibi tıkanmak yok. Yağmurdu, çamurdu. Durdu. Bilmem ne etti. Adam gelmedi. Yağmurdu, güneşli yok. Evet. Şafak abla. Efendim abla. Artısından eksisinden. Şafak ablamı çek. Esnaf insan, emektar insan. En fazla değer verdiğim insan grubu. Emektar insanlar. Çok teşekkür Hiç ediyorum. Hiç böyle ileri geri etmeden olduğu gibi icatı değerlendirmen gerekiyorsa ne demek istersin? Bu şey nasıl? Vallahi ben çok memnunum. Keşke bizim de şeyimiz yetse de biz de alsaydık. Her eve lazım bence. Ya. Neşe ortak mı alsak acaba? Şimdi vallahi. Birazdan Allah izin ederse ikinci kaç dakika oldu? Fazla olmasın işte. İki buçuk. Olsun, doğal olsun. Şimdi ikinci partta da çay toplama videosu çekeceğiz. Bak şöyle de çek. Şimdi şöyle önce de taşıma. Şöyle bak bak. Tamam. Kaç dakika oldu?